tipi mi acaba? Kolay gelsin. Nazlı Hanım'ın masası bu tarafta efendim. Buyurun. Anlaşılan Yiğit. Nazlı değil mi? Evet. Selam. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum Nazlı. Bir şey içer misin? Ben de bir çay içerim. Şey pardon. Biz de bir çay alabilir miyiz? Aldığım en ilginç buluşma teklifi oldu bu. Niyeymiş? Alo. Melisa'dan aldım numaranı. Onun arkadaşı değilim yanlış anlama. Sen beni hiç tanımıyorsun ama konuşmamız lazım. Çok önemli. Gizemli misin nesin? Ya kusura bakma benim birazcık acelem var ama. Demek Savaş'ın kız arkadaşısın. Doğru. Onu nereden duydun demeyeceğim Melisa. Senin için ne yapabilirim Nazlı? Dün gece evinize birileri girdi. Sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü evinize girenlerden biri de benim. Ama tabii kısmen. Yapma ya. Orada olmadım üzüldüm şimdi. Neyse. Ailen benim eve kardeşimden şikayetçi oldular. Ali Mert oldu diye duydum. Doğru. Afiyet olsun. Demek sen Ali'nin üvey kardeşisin. Kuzeni Savaş'ın da sevgilisisin. Hikaye giderek ilginç bir hale geliyor. Yani aileni ikna edebilecek misin? Elbette edebilirim. Ama sorun şu. Niye yapayım? Çünkü bunu ben istiyorum. Yani sen şimdi bana diyeceksin ki sen kimsin? Evet aslında ben kimim yani hiç kimseyim. Ama bizim gerçekten kötü bir niyetimiz yok. Tabii bunun iyi bir niyet olup olmadığını da bilemezsin ama... yani Ali çok zor bir durumda. Ali çok zor bir durumda olduğu için... işler biraz karıştı benim kardeşim yani Selin. Selin Ali'ye aşık, eşekler gibi aşık yani böyle. O yüzden senin bize yardımcı olman lazım, bize iyilik yapman lazım. Yani bunu bizim için yapar mısın? Sende bir şey var. Çok hoşuma gitti. O ne demek be? Bilmem. Belki bu telaşlı halin. Belki birazdan bağıracak gibi durma. Enerjin. Yani iyi bir şey söylüyorsun sanırım. Sağ ol. Dediğini yapacağım. Yes. Ama bir şartla. Şart mı? Benimle yemeğe çıkacaksın. Hemen. Kabul.